çektik. Yanımızda hem büyükşehir adayımız hem de inşallah büyükşehir belediye başkanımız olacak olan Cengiz Topel Bey, hem de Sincan'ın Fatih'i Fatih Bacama Koca Başkan, Koca Ankara, Koca Başkan, Koca Ankara. Bak ben şimdi gençlere bir şey söyleyeyim. Bu çocuğu seçeceksiniz. Bak tekrar söylüyorum. Dediklerinizin olmasını istiyorsanız, ihtiyarların sizi kale almasını istiyorsanız bir ders vereceksiniz. Bu delikanlı seçeceksiniz. Tamam mı? Evet, bakın. Bakın. Şimdi yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimler esasında seçmenin bayramıdır, düğünüdür. Bütün seçimler öyle ama yerel seçimler çok daha fazla. Çünkü yerel seçimlerde siz bir karar veriyorsunuz, şehrinizin, ilçenizin size hizmet edecek kişisini seçiyorsunuz. Bunu seçerken oyunuzu çok kıymetli bir hale getirirseniz, şuculuk buculuk üzerinden değil de bana en iyi hizmeti kim yapar sorusu üzerinden eğer karar verir, oy verirseniz Sincanlı kazanır. Sincan'ın çiftçisi kazanır. Mazot iner. Efendim bakın, biz o tahtıravalli kayıkçı kavgasını engellemeye çalıştığımızdan beri emeklilerin maaşında yükseltme yapıldı. Eksik bulduk. Dedik ki biz mutlaka ve mutlaka emeklilerin maaşı en düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır. Göreceksiniz, eğer Sincan'ı değiştirin, emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacaktır. Çünkü rekabette hayır var, rekabette hayır var. Ama din üzerinden, aidiyetler üzerinden, kutsallarımız üzerinden birbirinize düşürülür. Kolay kolay. Yok efendim, şu taraftansın, sen teröristsin. Bu taraftansın, sen cahilsin sözlerine aldanırsanız çırak çıkarsınız. Halbuki İyi Parti, şu delikanlıyı, evet başkanım çık gel sen de, Cengiz Topel Bey'i seçerseniz ne olur biliyor musunuz? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bayram ikramiyesini 300'e, 3000'e çıkardı. Aham da söylüyorum, eğer işin tehlikede olduğunu görsün 10.000 liraya çıkarmazsa adımı değiştirin. Onun için kendinizi düşünün, çocuklarınızı düşünün. Torpilin ortadan kalkmasını istiyorsanız, atanamayan öğretmenlerin 100.000'in atanmasını istiyorsanız, esnaf can çekişiyor, yeniden yüzünün gülmesini istiyorsanız, mazotun ucuzlatılmasını istiyorsanız, ürünlerinizin karşılığının verilmesini istiyorsanız, İYİ Parti ve adaylarını destekleyin, görün bakalım ne olacak. Herkes alıştı biliyor musunuz? Harika alıştılar. Şucusun, bucusun. Diyeceksiniz ki hayır, ben ülkemi, ben milletimi, ben kendimi, evladımı düşünüyorum. Onun için de İYİ Parti'ye oy veriyorum. Sonra 2028 gelecek. Ana, ağlar gelecek. Hazrola geçecek. Topuk selamı verecek. Ondan sonra sizin gözlerinizin içine bakacak, dinleyecek ve gereğini yapacak. Yani ne demek istiyorum? Veli nimetsiniz kardeşim. Siz seçmensiniz. Biz isteyeniz. Ben istiyorum. Ne istiyorum? Arkadaşlarım o istiyorum. Nasıl istiyorum? Gelip karşınıza geçip gözlerinizin içine bakarak sizden istirham ederek o istiyorum. Elimi kolumu sallayarak istemiyorum. Yani size kendimizi anlatarak
yapacaklarımızı söyleyerek istiyorum. Buna karşılık ey Sincan, bunlar şucudur, öbürleri bucudur deyip yan gelip yatarak seçim kazanıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki artık o dönem bitti. Yok ya, yuhlamıyoruz. Biz eğleniyoruz kardeş. Biz eğleniyoruz. Biz gülümseyerek, gülerek sinir bozuyoruz. Bas müminin dalına, gör ondaki imanı demişler. Bu seçimi kendiniz için, Sincan için, evlatlarınız için, emekliler için kayırılan yandaşlığa son vermek için, liyakatin öne geçmesi için, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın sona ermesi için bir karar vereceksiniz. Cenab-ı Hak o kararınızın sizler için hayra vesile olmasını nasip etsin diyor. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kaybolmayın, kaybolmayın. Milletin kurduğu Meral Akşener. Türkiye'mizin öncü lideri Meral Akşener. Sincan Belediye. Ooo, zahmet etti. Çok teşekkür ederim. Gel bakayım. Sen gel. Evli misin? Allah, evli misin? Evet, evet abla. Al günümce karına götür. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Adı ne karının? Leyla. Leyla'ya Allah! Leyla ile Mecnun. Hadi bakalım. Çok Leyla'ya götürüyorsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ama diyeceksin, Meral abla yolladı, yok. Ben aldım. Çok sağ ol. Haberleri izlemesin.